MS Project'te tek katlı bir binanın kaba inşaatını programlayalım. Programımızın başlangıç tarihi için proje sekmesine geliyorum. Buradan proje bilgileri butonunu tıklıyorum. Tarihi 2020 yılının ilk pazartesi gününe ayarlıyorum. İkinci adım olarak projenin çalışma takvimini hazırlayacağım. Program kendi hafızasında pazar ve cumartesi günlerini tatil olarak belirlemiş. Cumartesi günlerini de çalışma günü olarak hazırlayalım. Proje haftamızın ilk cumartesi gününü tıkladıktan sonra ayrıntılar butonunu tıklıyorum. Açılan bölümde ilk kısımda çalışma saatlerini düzenleyebiliriz. Alt kısımda haftalık sekmesini tıklıyorum ve cumartesiyi seçiyorum. Son olarak bitiş tarihini Mart ayının son haftası olarak belirliyorum ve tamam deyip çıkıyorum. Böylece proje bitimine kadar cumartesi günleri de çalışma günü olarak belirlenmiş oldu. Görevleri eklemeye başlayalım. İlk olarak projemizin adını yazıyorum. Projemizin adı Bina Kaba İşler olsun. Sonraki adımlarımı sırayla yazıyorum. Şimdi ilk satırın altındaki tüm görevleri görevi girintili komutunu kullanarak projemizin alt görevi haline getiriyorum. Sonra bunu diğer başlıklarımız için de yapıyorum. Görev modunu otomatik zamanlama olarak seçiyorum. Böylece ben çalışma gününü yazdığım zaman tarihleri kendisi otomatik olarak atayacak. Mobilizasyon süresi için 10 gün belirliyorum. Kazı için de 10 gün. Ve diğer çalışma sürelerini de yaklaşık olarak belirliyorum. Şimdi görevler arasındaki bağlantıları yapalım. Grobeton'un başlayabilmesi için kazanın bitmesi gerekiyor. Bu yüzden kazının satır numarasını öncüller kısmına yazıyorum. Temel başlığının altındaki tüm görevler birbirlerine bağlı olacağı için hepsini seçiyorum ve görevleri birbirine bağla komutunu aktif hale getiriyorum. Az önce yaptığım gibi satır numaralarını yazarak da yapabilirdik. Fakat birçok görevi seçerek bu komutu gerçekleştirebiliyoruz. Görevleri birbirine bağlamaya devam ediyorum. Şimdi buraya kadarki hazırladığımız kısma diyagramda bakalım. Görünüm bölümünden tüm projeyi tıklayarak tüm diyagramı görebileceğim hale getirdim. İş kodlarını hazırlayalım. Buraya herhangi bir isim yazabiliriz. Ben bina yazdıktan sonra yanına tire bırakıyorum. Alt kısımdan da alfabetik olarak yanına eklenmesini istiyorum. Tamam deyip kapatıyorum. Şimdi kodların görünmesini istediğim sütunu hazırlıyorum. Görevler sütununa sağ tıkladıktan sonra sütun ekle diyorum. Buradan İKY'yi bulup tıklıyorum. Şimdi kaynakları belirleyelim. Bunun için sol tarafta Gantt grafiği yazan yeri tıklıyorum. Sonra açılan kısımda kaynak sayfasını seçiyorum. Buraya sırayla kaynakları girmeye başlayalım. Demir, beton ve alt yüklenici için tür olarak malzemeyi seçiyorum. Sonra birimlerini belirliyorum.
Demirin birimi ton, betonun birimi metreküp, alt yüklenici içinde adet yazıyorum. Baş harfleri sütununda kısaltmalarını yazıyorum. Grup kısmında da uygun grup isimlerini yazıyorum. En büyük birimler sütununu daha sonra hazırlayacağız. Şimdi çalışma saat ücretlerini yazalım. Bu sütunu yaklaşık değerlerle dolduruyorum. Saatlik ücretlerin yanındaki sütun mesai ücretleri. Bu kısma bir şey yazmıyorum. Şimdi tekrar görev bölümüne dönelim. Hazırladığımız kaynakları görevlere atamaya başlayalım. Mobilizasyon kısmına iki işçi koyduğum zaman İlk sütunda bir uyarı verdi. Bunun sebebi kaynak sayfasında işçi sayımızı 1 olarak göstermemiz. Kaynak sayfasına geçtikten sonra işçi sayısını 2'ye çıkartıyorum. Kalıp ustası olarak 10, demir ustası olarak da 8 işçi belirliyorum. Şimdi kaynak atamaya devam edelim. Bu tabloyu maliyet verileri şeklinde görelim. Kaynak atama işlemi tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar girdi görüntüsüne geliyorum. Sağ tarafta bulunan Gantt diyagramına dikkat edilirse yazdığımız bütün kaynakların eklendiğini görmüş oluyoruz. Şimdi zemin kat döşemesinden hemen önce bir kilometre taşı ekleyelim. Bunun için üst tarafta bulunan kilometre taşı butonunu tıklıyorum. Açıdan yeni sekmeye milestone yazıyorum. Otomatik olarak zamanlıyorum. Ve bunu betonun dökülmesine bağlıyorum. Sağ taraftaki diyagramda
Birinci yayın 27'si olarak kilometre taşımızın eklendiğini görüyoruz. Beton dökümü için bir kısıtlama gireceğim. Birinci yayın 27'sine kadar mutlaka dökülmesi gerekiyor diye bunu bitmesi gereken tarih olarak belirliyorum. Sonra tamam deyip çıkıyorum. Kritik ve bolluk görevlerini belirleyelim. Bunun için biçim menüsüne geliyorum ve kutucukları dolduruyorum. Diyagrama baktığımızda mobilizasyon dışındaki tüm görevlerin kritik olduğu anlaşılmakta. Hazırladığımız programı A diyagramı şeklinde inceleyelim. Hangi görevlerin birbiriyle bağlı olduğunu, kritik yolumuzu, kısıtlamamızı, kilometre taşımızı, son göreve kadar bütün girdilerimizi görebiliyoruz. Şimdi projemizin başladığını düşünelim ve hazırladığımız programın ilerleyişine bakalım. Bunun için izleme Gantt diyagramı görünümüne geliyorum. Sonra proje kısmından temeli ayarlı butonunu tıklıyorum. Ve tamam diyorum. Alttaki yeni eklenen gri çizgiler projemizin planlanmış hali. Üstteki çizgileri ise ilerleyiş olarak göreceğiz. Şimdi görev bölümünden kazanın %25 bittiğini gösterelim. İlerleyişi diyagramda görebiliyoruz. %50'yi çektiğimde de yine aynı şekilde ilerleyişi. Kazı satırında %50, kaba işler olarak da %19'u tamamlanmış olarak görebiliyoruz. Tüm projede de %14 olarak işin tamamlandığını görebiliyoruz. Şimdi kazı işini %100 tamamlandı olarak belirtelim. Grobeton'u da planladığımız tarihten bir gün gecikmeli olarak başladığını belirtelim. Bu yüzden 17 olan başlangıç tarihini 18 olarak güncelliyorum. Görüldüğü gibi üst taraftaki renkli çizgiler bir gün ötelenmiş oldu. Bu bir günlük açığı temel demir montajından kapatmaya çalışalım. Bitiş günü 23 olan temel demir montajını 22'ye çekiyorum. Böylece Grobeton'da geciktiğimiz o bir günü demir montajıyla kapatmış olduk. Şimdi zemin kata kadar olan görevleri %100 tamamlanmış olarak belirliyorum. Projenin ilerleyişini otomatik olarak şu şekilde de yapabiliriz. Proje sekmesinden durum tarihi kısmına tıklıyoruz. Buradan bir gün belirliyoruz. Birinci ayın 25'i olsun. Tamam deyip kapatıyorum. Sonra projeyi güncelleştir diyorum. Tekrar tamam deyip kapatıyorum. Görüldüğü gibi birinci ayın 25'ine kadar ne kadar görev varsa %100 olarak hepsini bitirdi olarak bize gösterdi. Diğer görevlerin ilerleyişini de elle girerek projeyi tamamlayabiliriz. Gantt diyagramında bütün görevlerin %100 olarak tamamlandığını görebiliyoruz. Hazırladığımız bu girdileri çalışma saati olarak da inceleyebiliriz. Yine aynı bölümden tablo görünümünü malet olarak değiştiriyorum.
Projenin özet istatistiğini proje sekmesinden proje bilgilerini tıklayıp alttaki istatistik butonuyla öğrenebiliriz. Projenin başlangıç ve bitiş sürelerini, kaç saat çalışıldığını ve toplam maliyetini özet bir tablo olarak buradan öğrenebiliriz. Yine kaynak kullanım bölümünden çeşitli kontrol tabloları bulunmakta. Biraz bunlara bakalım. Son olarak hazırladığımız programı bir rapor çıktısı haline getirelim. Bu bölümde bize çeşitli rapor seçenekleri sunuluyor. Bunlardan maliyet genel görünümünü tıklıyorum. Bu bölümdeki verileri ihtiyaç doğrultusunda şekillendirebiliriz. Yine raporlar bölümünden nakit akışı raporunu tıklıyorum. Yine bu bölümdeki tabloları da ihtiyaç doğrultusunda istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Böylelikle tek katlı bir binanın kaba işlerinin programını hazırlamış olduk.